Sevgili kardeşlerim, şimdi size zabıtalar geliyor. Bu kümesi buradan kaldır. Dübleks ev alıyor. Çok kuşçu kardeşimiz. Dübleks ev alıyor kuş bakabilmek için. Zabıta geliyor. Bir binadan çıkıyor bir tanesi. Kaldır bu kümesi buradan. Niyeymiş efendim? Bakınız, Türkiye'nin Avrupa ile yapmış olduğu evrensel hayvan hakları konusunda yasada ne diyor? Evdeki çocuğunuz neyse, televizyonunuz neyse, kediniz, köpeğiniz de güvercininiz odur. Mal kapsamına girer. Hem aile hukuku açısından mal kapsamına girer, hem hayvan hakları evrensel bildirgesinde mal kapsamına girer. Yani sana ait olan bir malı zabıta el koyamaz, kaldıramaz, götüremez. Tabii kanunlar çerçevesinde. Şimdi burada 20 tane belge var. Ben bunları çok kez sayfamda paylaştım. Facem'de paylaştım. Çok kez ama. Güvercinci kardeşim, sen okumuyorsun ki. Okumuyorsun. Şimdi 2 tane bacak atsak oraya çıplak mini etekli, yemin olsun izlenme rekoru kırar. Kuş bakıyorsun, okumuyorsun. Ne istiyorsun? Başım sıkıştığı zaman nasılsa İlyas abiyi ararız. Yok kardeşim ya, biraz da ezberle, hanında olsun. Al çıktısını sayfamdan indir, al çıktısını elinde olsun, tehliken varsa. Bil kardeşim, niye her şeyi İlyas abiden bekliyorsunuz? Tamam, biz vazifemizi yapacağız. Yaptık 5 senedir, sayfalarda paylaşıyoruz bunu, gruplarda paylaşıyoruz. Güvercinciyiz, bu işin aşığıyız, paylaşıyoruz. Peki sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Şimdi arkadaşlar, öncelikle burada bir sürü maddeler vesaire vesaire var. Ben bunlarla ilgili kafanızı yormayacağım. Ben sizi ilgilendiren kısmına geçeceğim. Burada şunu okuyabiliriz mesela. Yasal haklarınızı içeren yazı bir üst veya orman su işletmeleri. Bak orman, bak ne diyor arkadaşlar. Orman su işletmeleri müdürlüğü. Bu kişiler hakkında hayvana koruma kanunu ihlallerin soruşturma açılması. Oraya da vurabiliyorsunuz. Geliyorum arkadaşlar. Sessiz. Şimdi arkadaşlarım, hani yolda kediye köpeğe araba vuruyor ya kardeşlerim. Bunu nereye getirmeniz gerekiyor? Laboratuvara. O da neresi? Orman Su İşletmeleri Müdürlüğü. Her şehirde vardır, laboratuvarı vardır. Yani kediyi köpeği oraya getirdiğiniz zaman o ameliyat edilir. Hani bazı kuşlarınız var ya, işte ameliyat yapılması gerekiyor. Veterinerler de yapmıyor. Okumuşlar Allah'a şükür 5 sene 10 sene ama maalesef bu ameliyatları yapmıyorlar. Nereye getiriyorsunuz? Orman Su İşletmeleri Müdürlüğü'ne. Onların laboratuvarları var arkadaşlar. Al size bir bilgi daha. Şimdi sizin hep beklediğiniz zabıtayla ilgili kısmı, ben biliyorum onu. Onun için onu size okuyacağım. Yalnız bu sayfaları hep birbirine karıştırdık. Evet. Yok işte, bulamadık. Bak şimdi. Neredeydi o? Evet. Buldum onu. Ben size böyle biraz yukarıdan okuyayım. Zabıta kısmına geleceğim. Evinizde veya bahçenizde baktığınız sahipli hayvanlarınıza, site yönetimlerinden, komşulardan, kişi veya özel veya belediyelerde dahil tüm resmi kurumlardan gelen her türlü tehdit, baskı ve uyarılar için yapılacakları genel olarak yazdık. Yazan kişi kim biliyor musunuz? Nesrin Çıtırık. Türkiye Güvercin Federasyonu'nda yönetiminde bir vatandaş, hanımefendi. Yazdık diyor, yönetim ve komşularınıza ve kuruma yollayacağınız örnek yazıda tüm kanun maddeleri ile kullanımımıza hazırladık. Bu yazıyı öncelikle sizin çok iyi okumanız, yasal haklarınızı hem ulusal hem de uluslararası sözleşmeler bağlamında bilmeniz gerekli. Belli başlı kanunlar, örnek, müracaat yazısı altında detaylandırılmıştır vesaire vesaire vesaire. Bir sürü yazı. Neyse. Şimdi geliyorum zabıta kısmına arkadaşlar. Sizi ilgilendiren tek kısım zabıta. Şunu çok iyi bilmelisiniz.
Zabıta sizin sahipli malınıza dokunamaz. Kanuni hakkı yok. Bir, hayvan hakları denen uluslararası sözleşmelere imza atmışız. Hayvan haklarına göre. Tabii kanunu sen bilirsen hakkını ararsın ha. Bilmezsen sana istediği postayı koyar. Onu da bil ya. Buradan da Türkiye Cumhuriyeti belediye başkanlarına sesleniyorum. Zabıtaları milletin üzerine salmayın. O milletin oyunu alarak oraya geldiniz. Hadsizlik yapmayın. Bu millete nankörlük yapmayın. Güvercin bizim kültürümüz. Peygamber Efendimiz'in mağarası kapısında yumurta yapmış. Osmanlı'da haberleşme aracı olarak kullanılmış büyük bir kültür. Yemeyin bizi. Bak bir dahaki seçime de sonra milletten oy isterken bu dosyalarla karşınıza çıkarız. Mitinglerde karşınıza çıkarız. Gruplaşırız. Bu ülkede 5 milyon kuşçu var. Oynamayın bizim ayarlarımızla. Vallahi oynarız ayarlarınızla. Gerçi Türkiye Kuş Federasyonu da olduğu yerde uyuyor. Bugüne kadar siz hiç kuşçulara bir briefing verdiğini, afişler yazdığını, kümes böyle yapılır. Doğru kümes böyle yapılır. Doğru gıda budur. Efendim hastalık karşısında hastalık budur, karşısında ilaç budur dediğini duydunuz mu? Hiçbir afişine, reklamına rastladınız mı? Yok, onlar da uyuyor. Uyuyorlar. Şimdi onlara bir sürü aktiviteleri var. Hangi kuşçu biliyor? Ne aktiviteniz var? Bana kaydol. 2000 lira para ver. Ben sana bilezik göndereyim, üyemsin. Yok ya. Vay anasını ya. Ne güzel işmiş böyle ya. Bak ne güzel işmiş böyle. Neyse. Biz şimdi bunun zabıtalar kısmına gelelim. Kanun maddesi diyor ki, ikinci maddesi, zabıta müdahalesini derhal kötüye kullanmaktan ve haneye tecavüzden derhal kendi kurumu olan belediyeye ve valiliğe ve İçişleri Bakanlığı'na şikayet ediniz. Bu ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Elinizde bu kanun maddelerini alacaksınız. Şikayet dilekçesi arzuala yazdıracaksınız. Bunları da onun içine koyup bir nüshası belediyeye, bir nüshası valiliğe, bir nüshasını İçişleri Bakanlığı'na göndereceksiniz. Şimdi diyeceksiniz ya bu biraz kafa karıştırdı. Nasıl yapacağız bu işleri? Çok basit. Şu dosyaları getiriyorsunuz. Bir avukata yasal haklarınızı arıyorsunuz da kardeşim. Ya kümesinizi kaldırmak istiyorsanız kaldırın, o sizin bileceğiniz iş. Getiriyorsunuz, avukata veriyorsunuz. 3 nüshası halinde belli yerlere başvuruyor. Hala tecavüz devam ediyorsa, hala zabıta kapına geliyorsa, hala sana baskı kuruyorsa o zaman mahkeme yolu açık. Zabıta da senin kümesini mahkemesiz kaldıramaz. Sen de mahkemeye açarak o belediyeye, o zabıtaya dava açabilirsin kardeşim. Bakınız, ben şeye giriyor 185. zabıtayla ilgili hükmüne giriyor kesinlikle dokunamaz. Aslında yani biz zabıta değil ha. Hiçbir resmi kurum kanunsuz hareket edip dokunamaz. Ama kardeşim sen de haklarını bil ya. Sen de bil kardeşim. Ben tam 5 senedir bak 5 senedir burada 20 sayfa var ya. Benim haklarımı savunuyor. 5 senedir bunu sayfamda paylaşıyorum. Ya 4 tane 5 tane beğeni var. Sen kendi davana sahip çıkmazsan işte demin eleştiriyoruz ya Güvercin Federasyonu'nu. Ya sen sahip çıkmazsan o sana niye sahip çıksın ya? Adam rahat orada koltuğunda ya. Ya bugüne kadar bir muhatap bulabildiniz mi? Federasyonda. Sadece para vereceksin, üye olacaksın, sana bilezik gönderecek. O zaman koruma altına giriyorsun. Yok ya. Yani bu uluslararası çıkan kanunlar sadece bilezik taşıyan kuşlara mı ait? Ötekiler hayvan değil mi? Onların canı yok mu? Onların yaşam hakkı yok mu? Ha var ha, yanlış anlamayın. Kanundan var. Federasyona göre 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira senelik aidat ver, bana kaydol, bilezik göndereyim sana, ben seni savunayım. Vay anasını ya. Bu ne büyüklük, ne güzellik böyle ya. Ne rahatlık böyle ya. İyi misiniz? Keyfiniz iyi mi? Koltuğunuzun süngeri kalın mı? Rahat ediyor musunuz orada otururken? Vay anam vay. Yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok.
sana üye olmayanın hakkını da arayacaksın. Ona da ulaşacaksın. Onun mezat yerine de tabela asacaksın, liste asacaksın, afiş asacaksın. Kuş böyle bakılır, kümes böyle yapılır. Hastalık karşısında doğru ilaç budur diyeceksin ya. İnsanlarla oynamayacaksınız ya, hizmet edeceksiniz. Siz hizmet edilin diye orada seçildiniz ya. Ya hizmet etmek ibadettir. İbadet, ibadet edeceksiniz ya, bu kadar basit. Hizmet demek, ibadet demek. Sevgili kardeşlerim, şimdi ben bunları açıkladım. Bana bir sürü yazı yazacaksınız biliyorum. Cevap verecek durumda değilim. Gireceksin faceme, kurcalayacaksın, bu yasayı bulacaksın. Çıkartacaksın, elinde duracak. Zabıta mı geldik? Tak koyacaksın kafasına. Al oku kardeşim diyeceksin ya. Uzak dur benden hadi. Bak işine diyeceksin. Bu elinde olacak. O illa abi dur bakayım, bak şimdi mesela binlercesi. Abi biz şimdi onu bulduk da inmedi de indiremedik de yazmadı da yazamadık da sen çıkar da bana gönder. İlla abim başka işi yok. Ya bir yazmaya bak, bakınız. Aylık istatistik söylüyorum. 12 bin. Nedir biliyor musunuz? Aylık 12 bin istatistik. 12 bin adet mesaj alıyorum. 12 bine cevap veriyorum. Bir daha sorduğu zaman 24'e katlanıyor. Bir daha sorduğu zaman 36 bine katlanıyor. Dile mi kolay ya? Onun için bana değil. Gireceksin faceme, alacaksın yazıyı komplesini. Allah'a emanet olun. Başka bir haberde görüşmek üzere. Sağ olun, var olun.